Ay midem hala ağzımda. Ay çok fenayım kız. Al anneciğim. Ay. Yani anne, bütün bir tavuğu yedin. Onlar da yetmedi. Üstüne içli köfte, 5 dilim baklava. Ne bulduysan yedin. Ne olmasını bekliyordun? Allah Allah. Kız, sen benim lokmalarımı mı sayıyorsun? Aa, hem ne demişler? Buldum beleş yemeği, gömül. Ha işte öyle gömülürsen olacağı bu. Hazımsızlık çekersin böyle. Ona hazımsızlık denmez kızım. Mide bayramı denir, mide bayramı. Oh. O daracık eteğe ne demeli? Hiçbir şey dememeli. Allah Allah. Ayrıca dün sadece yemekler değil, her şey bayram gibiydi. Öyleydi tabii. Bir de Mirza Leyla'ya öyle sahip çıkınca kız valla şuramdan böyle koca bir yük kalktı ha. Ha? Oradan yük kalkınca sen de o boşluğu çiğ köfteyle doldurayım dedin değil mi anneciğim? Aa kız ne var? Bir tane tadımlık aldım. Allah Allah. Onu bırak da Firdevs Hanım'ı gördün mü? Ha? Mirza başka eve çıkarım dediğinde nasıl böyle gitti gitti geldi, gitti gitti geldi. Yarından tez yok arıyorsun. Neyi? Mirza gibi bir kocayı. Aa tabii tabii anneciğim, zaten bugün hastaneye gideceğim ya. Giderken şöyle sağa sola bir bakarım, bulurum bir tane hemen. Yok öyle sağa sola bakmak, öyle boş boş. Hayır, doktora bakacaksın. Ay kız, bir tane de doktor damadım olsun ya. Ay güzel olmaz mıydı? Anneciğim, pazardan karpuz mu alıyoruz? Hı. Bana bak, o Fırat gibi bir sümsüye bakmak yok. Aa, Fırat'ın nesi varmış be? Mesele de bu işte, hiçbir şey yok ayol. Aa, kılıbığın teki, karısının ağzının içine bakıyor. Öyle erkek mi olur be? Oo. Anne, şimdi onu bunu bırak da. Dün Mirza eniştem ablamı korudu ya, Firdevs Hanım iyice kurulmuştur. Ay, niye kurulmuştur kız? Anneciğim, o lafları ablamın ettirdiğini düşünecek. Başka eve taşınma fikrinin ablamdan çıktığını sanacak. Ana, o da doğru ya. Aa, bu Firdevs şimdi kızıma eziyete başlamıştır. Dur ben bir Leyla'yı arayayım. Neredeydi benim telefonum? Annen arıyor. İşin bitince ararsın. Ay anne, bu kıyafet işini çok iyi düşündün. Tam bir kül kedisi olmuş. Ama asla prensese dönüşemeyecek. O bir kül kedisi olarak bu evden çekip gidecek. Leyla! 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 Sen de alıyor musun buradaki pis kokuyu? Evet. Yani Kezban niye burayı böyle bırakmış ben anlamadım. Daha önce böyle değildi buralar. Ne ara bu hale geldi ki? Kızım şimdi bunun ne önemi var? Hadi toparla bir an evvel buraları. Sonra da üst kata çık. Daha çok işimiz var. Daha yemekler yapılacak. Hadi acele et. Tamam. Ne kokuyorsun sen Gül? Dışarıdan çöp getirdim. Aşağı gizlice yerleştirdim. Hepsi kutuların arasında. İyi yapmışsın da. Leş gibi kokuyorsun Gül. Sen en iyisi git bir duş al. Ay anne. Bunlar ne böyle ya? Thank you.
Allah Allah. Niye açmıyor bu kız? Ay kesin bir şey yapıyorlar kızıma. Kesin. Ay Deniz. Şu sodamı getiriver kız. Ay canım benim. Çok yoruldun değil mi? Biraz. Ben de memleketteki evi zamanında az temizlemedim. Temizlikten erinmem ama aşağıda çöp vardı. Kezban orada öyle şeyler bırakmaz. Oraya nasıl gelmişler anlamadım. Ay unutmuştur canım. Salondaki tablolar ve vazolar silinecek. Etraf toz içinde. Allah Allah. Daha geçen gün silindi oralar. Bak Leyla'cığım. Sana bir sır vereyim. Firdevs annenin kalbine giden yol temizlikten geçer. Tamam, Mirza abim senin için evi bile terk edeceğini söyledi ama bu evin hanımı Firdevs annedir. Onunla iyi geçin. E hadi başla. Daha yapılacak çok iş var. Kolay gelsin tatlım. Ne yaptın Gül? Parfümümden suya bolca koydum. E ne de olsa alkol. Tabloyu sildiğinde renkler birbirine karışacak. Aferin sana kız. Sen de az oyuncu değilmişsin ha. Anne, bu kız yüzünden sadece senin değil benim de huzurum kaçtı. E dün gördün kızı. Bile isteye kocama çarptı ya. O yüzden bu kızın da ailesinin de hemen hayatımızdan defolup gitmesi lazım. Aynen öyle. Uyuyamadım ki abi. O yüzden geç kaldım. Gül gece boyu başımı yedi durdu. Ne diye? Aman işte boş boş işler. Yok kıza niye üstümü temizletmişim? Yok niye bakmışım? Ya ben kıza falan bakmadım. Yok baktın diyor. Sabaha kadar beynim yedi durdu. Sen de koltuktaydın değil mi? Nereden anladın? Ne zaman koltuktaysan böyle kamburun çıkıyor. Aman işte neyse ne. Bu kıskançlık beni boğuyor. Bu sabah da öpmeden gitme diye tutturdum. Duydum telefonda. Dengesiz abi. Vır vır başımın etini yemeler. Öpmeden gitme diye tutturmalar. Gül işte. Alıştım artık. Oğlum. Kız seni seviyor işte. Daha ne istiyorsun? Keşke Leyla gibi olsa. Sessiz, sakin, boğmayan. Ya beni Deniz'den kıskanıyor ya. Deniz ya Deniz. Liseli kız. Senin karının kardeşi. Olacak şey mi abi? Oğlum. Senin yediğin naneleri de biliyorum. Başında çok hata yaptın. Ne zaman silinecek bu hatalar? Çok bunaldım artık. Gel. Hoş geldin babaanne. Hoş bulduk. Hoş geldin babaanne. Hoş bulduk evladım. Cümleten hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar babaanneciğim. Hemen kahveni söyleyeyim mi? Sade. Çok iyi olur. Mezarlıktan mı geliyorsun? Babanın mezarına gittim. Kenarındaki çiçekler çok güzel olmuş ama. Sen mi yaptırdın? Hı hı. Aferin sana. Ha, bak dün gece seni çok takdir ettim. Çok büyük sevap aldın. Ne sevabı? Oğlum. Leyla'yı korudun, kolladın daha ne olsun? Bak görürsün bundan sonra bütün işlerin tıkır tıkır gidecek. Babaanne, ona karşı bir şey hissettiğim için yapmadım. Konu kapansın diye yaptım. İşimize gücümüze bakalım. Bana kalırsa Leyla'nın o saf, temiz, hanımefendi tavrı seni de etkiliyor. Ne dersin ha? Şirketimiz ikinci çeyrekte, önceki çeyreğe göre %11 fazla para kazanmış. Beni bu etkiler babaanne. Dün olanları Leyla ile konuştun mu oğlum? Yo, konuşmam mı gerekiyordu? Oğlum, kızın kafası iyice karıştı.
Karışacak bir şey yok babaanne. Kendi aramızda çözdük. Nasıl çözdünüz? Onu sevmediğimi anlattım. Babaanne. Babaanne iyi misin? Babaanne iyi misin? Babaanne iyi misin? İyiyim, iyiyim. Ay, niye kıza böyle bir şey söyledin? Oğlum denecek laf mı bu? Ben yalan dolan sevmem. Beni bilirsin. Ne kadar üzülmüştür. Leyla'nın kalbi ne kadar kırılmıştır. Evladım kız sana aşık. Evet biliyorum. Yıllarca bana aşıkmış. Yıllar önce verdiğim muskayı saklamış. Ben hatırlamıyorum bile. Sana anlattı mı? Evet anlattı bana. Baktım durum saçma sapan bir hal oluyor. Hemen önlemimi aldım. Niye böyle yapıyorsun evladım? Leyla iyi kız. Güzel kız. Hanımefendi. Herkes onunla evlenmek ister. Leyla'dan daha iyisini mi bulacaksın? Derdim daha iyisini bulmak değil babaanne. Çünkü yok. Neden yok biliyor musun? Çünkü aşk, evlilik bunların hepsi hapishaneden farksız. İster aşık olarak evlen, isteyerek evlen. Büyük bir kargaşa. Baksana, evlendiğimizden beri büyük kargaşa var. Ben bunu istemiyorum. Leyla değil mesele. Ben yaşlı bir kadınım. Çok şey gördüm. Ama hayat her gün yeni bir ders veriyor insana. Aldığım en önemli ders neydi biliyor musun? Neyi babaanne? Hayatta hiçbir şey karşılıksız kalmıyor. İyilikte kötülükte. Ete kemiğe bürünmüyor, karşına çıkıyor. Ağzından çıkan lafa dikkat edeceksin. Kalp kırmayacaksın. Hayat bedelini çok ağır ödetir. Ben bu hayatta kimseye yalan söylemem. Ne hissettiysem onu söyleyeyim. Leyla bana aşık. Onu bile bile ümitlendiremem babaanne. Ben sana dürüst olmama dedim. Baban kimsin? Çok zekisin. Ben sana ham olma dedim. Ne o kapıyı kapat, ne kalbinin kapısını. Bakarsın gün gelir, sen de onu çok seversin. Hayat bu. Hı? Umarım o gün Leyla da seni çok sever. Şimdi müsaadenle. Teşekkür ederim. İyi günler babaanne. Anne. Oh Leyla. Çocuğum yavrum. Çocuğum iki saattir arıyorum. Sen niye açmıyorsun telefonunu? Allah. Kız bu üstündekiler ne? Ne kıyafet işte. Temizlik yapıyordum da bunları verdiler. Koca evi sen tek başına mı temizliyorsun? Hı. Kezban izinliymiş de bugün. Aa! Koskoca evi sana temizletmek nedir canım? Aa bu nasıl iş? Ay, anne dedim ya. Neyi dedin kızım? Ah! Biliyordum. Ben tahmin ettim. Dün Mirza'nın söyledikleri yüzünden oldu bunlar. Anlamadım. Ne alakası var? Çocuğum yavrum. Dün Mirza Leyla'yı da alırım giderim dedi ya. Firdevs'in düğmesine bastı. Ne düğmesi anne ya? Ah be anlamıyor çocuğum. Yavrum. Seni imha etme düğmesine. Abartıyorsun ama anne ya. Allah Allah. Allah Allah. Ben mi abartıyorum? Çocuğum. Sen bir aynaya baktın mı? Bir aynaya bak, bir de şu tipine bir bak. Ne varmış tipimde? Allah Allah. Hepsi evden gitmiş. Kezban Paris'te, bizimkisi yer siliyor. Olacak şey mi bu? Ya elime mi yapışacak sanki? Benim saf kızım, çocuğum, evladım.
Bu kadın sana gaynanalık yapmaya başlamış. O gülsün müdür nedir? O gelin değil mi? O nerede? Nerede? Ya hastaneye gitti kız, sırtı ağrıyormuş. Sen onu benim külahıma anlat. Belli. Bu ikisi birleşmişler, sana eziyet etmeye kalkışıyorlar. Vay. Demek öyle ha. Demek savaş istiyorsunuz. Savaş istiyorsanız alacaksınız. Ne savaşı anne yani? Ne diyorsun sen Allah aşkına? Çocuğum, hala anlamamakta ısrar ediyorsun. Bak bunlar yılan, Mirza ile Saadet Hanım'ın yanında kuzu oluyorlar. Bunlar gidince tıslıyorlar. Ay, abartma anne. Hem öyle olsa ben hissederdim bir kere. Ya sabır. Çocuğum, bir laf vardır sen bilir misin? Kaynanasıyla yaşayan kadının oğlunu almayacaksın diye. Sen bilir misin onu ha? O ne ya öyle? Yo, ilk defa duydum. Bilmezsin tabii. Ne diyor o söz? Ben kaynanamdan çektim, gelinime çektiririm. Ay, anne yapma Allah aşkına. İşim gücüm var benim hadi. Kaynanamdan çektim, gelinime çektiririm. Alemsin anne ya. Çok düşündün mü bunu gerçekten? He, çok düşündüm. Allah Allah. Daha bunlar gibi çok var bende. Kitap çıkar bir tane. Bir şeylere biraz da iyi yönünden baksan her şey daha güzel olacak ama. Anne, iyi misin? Leyla, bu tablo böyle miydi? Yoksa sen bir yorum mu katmak istedin? Allah'ım, resmi mahvettim. Ne yapacağız şimdi? Allah'ım, Allah'ım sen yardım et. Bu tablo kaç paradır? Bilmiyorum ki. Bayağı pahalıdır herhalde. Ne diyorsun? Allah'ım bittik. Yeni senetler geldi. Evlilik borç batağına battı. Anne bir dur Allah aşkına, elim ayağım titriyor zaten. Of, bittik biz vallahi bittik. Mirza görünce çok kızacak. Eyvah eyvah. Ay görüyor musun bak. Allah daha ölmek için çok gençim. Anne ne yapacağız, düzeltemez miyiz ki? Yani ben de ilkokulda sulu boya resim yaptıydım ama bu beni aşar. Anne onu mu diyorum ben? Ne diyorsun kız? Bittik, onu mu diyorsun? Kim geldi ki? Ay kim geldi? İşler güçler nasıl? Döndü hanım. Kezban nerede? Siz niye açtınız kapıyı? Kezban izinle. Leyla da içeride temizlik yapıyor. Kapıyı açmak bana kaldı. Damat! Ben sana açsam hemen yemek şey edeyim ha? Şimdi senin beynin yorulmuştur. Biliyor musun damat? Beyin en çok enerji tüketen organmış. Senin de işin beyinle tabii, enerjin düşmüştür. Hah, dur ben sana bir menemen yapayım şöyle. 5 yumurtadan alt. Gerek yok. Eyvah. Bu işin sonu hiç iş değil vallahi. İyi ben hadi kaçtım. Leyla. Üstündekiler ne? Kezban izinliydi de ben de evi... Bana kimse bir şey söylemedi. Kezban izin kullanmaz ki. Sadece yazın 21 günlük yasal iznini kullanır. Ama bugün izin günüymüş.
Allah Allah. Şey, Mirza. Ne oluyor Leyla? İyi misin? Ben... Bak annen de kaçar gibi gitti. Senin üstün başın böyle. Ne oluyor? İşi vardır da o yüzden. Leyla. Bir daha soruyorum. Ne oluyor? Bir şey. Çekil sen, çekil. Sen... Bunu sildin mi?